sevmişti. Denizin lacivert gülümseyişi, ormanın şarkı söyleyişi kadar çok. Elinden gelse sonsuza kadar burada yaşardı. Gitme zamanı gelmişti çoktan. Çaresiz, küçük limandaki kuğular gibi boyun büktü. Son kez gün batımını izlemek için denize baktı. Çocuk yüreğine kocaman gülümsedi. Denizden gelen insanların şehri Amasra olmuştu. Birden uçan kuşlar durdu. Kuşların arasında kalan gökyüzü, göğün yüzünü okşayan yamalı bulut, bulutun ucunun değdiği tepe, tepeyi bekleyen, beklerken kendi gölgelerine sığınıp serinlemeye çalışan 3-5 bodur ağaç. Ağaçların en kısa olanından haylaz bir çocuk çıldı. Burası Prenses Amastris'in şehri Amasra. İçinde gerçek insanların yaşadığı bir masal şehri. Dünya üzerinde ama gerçek dünyadan çok uzak. Yaşayanlar yaşadıkları mekanla bütünleşmiş, yüzleri sahip oldukları iki limanın dinginliğini taşıyor. Ama ya iç dünyaları? Biraz ötelerinde çılgınca çırpınan Karadeniz. Onlar ne liman ne Karadeniz. Onlar kendi masalımsı dünyalarında yaşayan birer kahraman. Sevgili izleyenler, Amasra'dayız şu anda. Amasra'da biliyorsunuz bir süredir termik santral kurma çalışmaları vardı ve Amasralılar da buna Bartınlılar da dahil olmak üzere topluca karşı çıktılar. Belli bir süreci kapsayan eylemlik süreçleri oldu. Bu eylemler Ankara'ya kadar taşındı. Şu an yanımızda Çekül Vakfı Amasra temsilcisi Hüseyin Çoban var. Kendisi de bu süreç boyunca hep Amasralılarla birlikteydi, bu işin başındaydı diyebiliriz. Hüseyin Bey, biraz süreci anlatır mısınız? Amasra için talihsiz bir konu tabii ki bu. Yani Amasra'nın başına gelecek böyle bir termik santral, kirlenme çok tezat yaratıyor aslında. Amasra doğal güzelliğiyle bilinen, tanılan, 3000 yıldır Amastris isminde bir prensesin adını taşıyan, tarihi değerleri olan, yani doğal ürünler üretilen, ahşap işçiliği olan, turizmde kendini kanıtlamış. Ülkede belki onun gibi iki limanlı bir kent yoktur. Burası küçük liman, büyük liman, iki ayrı limana sahip. Plajları var, turizm yatırımları var. Yeni tür şehir yenileşerek gelişiyor. Bütün bu güzel yanları konuşacakken bizim başımızda bir kötü bir bulut dolanıyor. Bu da termik santral. Bölgemizde kömür çıkartılıyor biliyorsunuz. Yani Batı Karadeniz'in en önemli değerlerinden biri kömür. Amasra'da da bir kömür ocağı var. Ve bir firma burada kömür çıkarmak üzere 2005 yılında bir protokol imzaladı. Aslında geçen sene üretime başlaması gerekirken ek süreler aldı. 6 ay sonra o süresi de doluyor.
üretim yapması, kömür çıkartması gerekirken bir de termik santral yapmaya niyetlendi. Bu yani bu coğrafyaya olmayacak bir şeydi. Yani bu bölgeye kurulmaması gereken bir şeydi ve bunu üstelik Bartın, Karabük ve Zonguldak çevre düzeni planı da böyle söylüyor. 2009 yılı Haziran'ında onaylayan Çevre Bakanlığı'nın çevre değerlerini korumak üzere yaptırdığı bir plan var. 1/100.000 ölçeğindeki bu plan bütün bu üç vilayetin sanayisini, üretim yerlerini, su ürünleri, balıkçılık gibi, turizm gibi şeyler hep birbirinden ayırıyor ve bu bölgede bu yatırımlar, bu bölgede bu yatırımlar yapılabilir diyor. Artık eskisi gibi öyle 5 yıllık planlar falan yok. Çevre koruma planları var. Artık doğayı koruma, yaşamı koruma, insan sağlığını korumaya ilişkin planları var. Çevre Bakanlığı planı da diyor ki bundan sonra bu üç vilayette yapılacak olan termik santrallar Filyos bölgesine yönlendirilir. Filyos ve Çatalağzı'nda ancak yapılabilir diyor. Aslında bütün dünya bu kömüre dayalı termik santrallardan vazgeçtiği bir dönemdeyiz. Aslında yapılmaması gerekir. Filyos'a da yapılmaması gerekir bu tür santralların. Artık işte bizim coğrafyamızda güneş, rüzgar yeterli enerjiyi üretiyor. Ayrıca maden kömürü, taş kömürü çıkartılıyor bu yerden. Yani ille bu kömürü burada yakarak enerjiye dönüştürmek doğru değil. Zaten enerji üretiyor. Amasra insanları canları pahasına o yerin metrelerce altına inerek o kara elmas madeni zaten çıkartıyorlar. Bu firma da bunu yapması gerekiyor. Yani bu üç kent mahkum oldu. Bir sanayiydi, bir dönemdi. Ereğli öyle, Karabük öyle, ağır sanayiye yerler ayırdık ama artık Bartın'ın tarımını, Amasra'nın turizmini sanayiye kurban etmememiz gerekiyor. Bu yüzden bu kentler devlet tarafından da korunmak zorunda. Biz firmaya karşı çıktığımız kadar Çevre Bakanlığı'nı da uyarıyoruz. Ve geçen hafta Ankara'ya giderek bunu söyledik. Siz korumak zorundasınız. Sizin elinizdeki plan size yol gösteriyor. Artık o planın kenarından dolaşmayın böyle. Filyos da olmazsa başka yer bakılabilir gibi bir takım düğünün altına sığınarak olmayacak bir şeye kalkışmayın dedik. Doğal tarıma dayalı şeyler üreten, balıkçılıkla kendini kanıtlamış bir yer. Yani Türkiye'de bir balıkçı kenti neresi deseniz hem balık tutulan hem güzel pişirilip yedirilen. Yani burada hangi balık yenecek bir termik santraldan sonra? Termik santralın atıklarının konacağı yer yok. Çatalağzı'ndaki santralın kilometrelerce öteden denize bırakılan külleri bizim Bartın, İnkumu, Amasya'larına kadar geliyor. Yani termik santralın tesisi bile buradaki turizmi etkileyecek, buradaki yaşamı etkileyecek. Zaten planlar da buna izin vermiyor. Ama işte o satır aralarında bir şeyler okuyarak yatırımcı firma böyle devlette kolayca hayır demiyor. Bu yanlış. Onun için insanlar defalarca yürüyüşler, mitingler yaptılar. Biz geçen yaz bilerek yaz gününü, hafta sonunu seçtik. 6000 nüfuslu bu şehirde o kalabalık içinde imza kampanyası yaptık. 3 günde 12.000 tane imza topladık. 6000 nüfuslu burası ama gelip giden insanın sayısına bakın. Bir tatil şehri burası. O insanlar hep gelip bizim termik santral istemiyoruz pankartının altında birçoğu Ankaralı belki İstanbullu gelip imza verdiler. Burası doğadan insana armağan edilmiş bir kent. Yani doğa burada balık veriyor, doğa burada kömür veriyor. O kükürt dioksidin aside dönüşüp o Bartın'ın o verimli tarlalarını etkilesin diye yapmıyor. Küre Dağları, hemen bu Karabük'ün, Bartın'ın, Kastamonu'nun sınırları içinde olan Küre Dağları milli park ilan edildi. Yasak milli parkın kapısı şurada 10 kilometre arkamızda Arıt yol ayrımında. Burası 97 yılında su ürünleri üretim sahası olarak Tarım Bakanlığı tarafından tarif edilmiş bir şey. O zaman bunu yapamazsınız diyoruz. Ama bir garip bir şey dönüyor. Şimdi çok moda ya, bir virüs karışıyor hayatın içine. Başta söylediğim gibi burada Amasra'nın doğal güzelliklerini konuşmamız gerekiyordu. Ama bir virüs bulaşıyor ve biz kötü şeyler konuşuyoruz.
Amasra'da bir köprü var, adaya bağlanıyor. Biz yarım adanın üzerindeyiz şu anda. Bir yarım ada üzerinde yaşıyoruz. Bir adayla, adaya köprüyle bağlanıyor. Bir Roma dönemi köprüsü. 3000 yıldır o köprünün üzerinden kimler geçti kim bilir yani. Orada bir Amastris'in böyle bir hamamı denen bir doğal kayaya oyulmuş bir havuz var. Bir antik iz feneri var. Bir kale var. Cenova armalarıyla dolu bir şato var. Bunlar bakım, onarım isteyen ve bunlar böyle hayata kazandırılması gereken şeylerken biz garip bir şekilde sağlığımızı da hayatımızı da olumsuz etkileyecek bir şeyden söz ediyor. Evet, şimdi bölge turizmi deyince tabii Amasra ve Safranbolu'da hep bütünlüklü birlikte düşünülüyor. Burada termik santral kurulduğunda çok daha geniş bir bölgeyi de bunun zararları içine alacaktı, öyle değil mi? Amasra'da bu bölge Safranbolu'da bu bölge içerisine dahildi. Kesinlikle Safranbolu, Cide'ye kadar bütün bu Batı Karadeniz bölgesi aslında birbirini etkileyen, birbirine olumlu şeyler veren yerler. Yani Amasra'da balık yemeye gelirken Safranbolu'da uğramayı, gecelemeyi seçiyor ya da tersi oluyor. Bütün bu çevre Abant'tan başlıyor, Yedi Gölleri içine alıyor, Bartın Irmağı, Amasra'nın bu doğal güzelliği, bu kıyılardaki meslekler, İşte Kurcaşile Tekköy'ün buralarda ahşap tekne yapımcılığı var. Bütün bu yerel değerler artık turizm değeri. Safranbolu dünya kenti, kendini korumuş, kanıtlamış, benim de temsilcisi olduğum Çekül Vakfı tarafından 25 sene önce böyle el atılmış ve hayata kazandırılmış bir yer. Termik santralın tesisinin girdiği yerde bu turizmi konuşamayız. İnsanlar niye gelsinler bu bölgeye? Niye gelsinler? Yani dibinde bir termik santral varken, üstelik hiç bakın konuşmuyoruz, 2600 megawattlık bir santral, Türkiye'nin en büyük santrallarından bir tanesi. Yani burada garip bir şey dönüyor. Ya böyle yapılacak, yarım yapılacak, böyle bir yurt dışına satılacak, bir de yerli kömür kullanılma imkanı yok. Buradaki yerli kömür yeter miktarda üretilmiyor, yeter miktarda üretilemeyecek. O kadar büyük bir santraldan söz ediliyor ki bir süre sonra Ukrayna'dan mı gelir, Güney Afrika'dan mı gelir, ithal kömürlere dönülecek. Ve burada insanlara iş ve istihdam vaat ediliyor. Yok böyle bir şans. Yani o 5-10 bin kişilerin çalıştığı bir yerden söz ediliyor, bir enerji üssü olacağından söz ediliyor. Ama teknik insanlar o kadar madenin olmadığını, buradaki yataklarda çok kırılma, fay kırıkları olduğunu ve böyle mekanize çalışılamayacağını, çok kömür üretilemeyeceğini, bu büyüklükte bir santralın ithal kömüre mahkum olacağını söylüyor. Bütün bu araştırmaları Mühendisler Mimarlar Odası olarak falan yaptırdık. Yani boşuna direkt karşı çıkmıyoruz biz yatırıma. Teknik olarak hatalı olduğu için de karşı çıkıyoruz. Yani bu Amasra'nın, Bartın'ın, Karabük'ün, Zonguldak'ın doğal değerleri, kültürel değerleri korunmalı. Neden? Çünkü küresel ısınma nedeniyle bizim bölgemiz iklim olarak önümüzdeki dönemin en cazip bölgesi olacak. İnsanlar bu bölgede ev almaya, bu bölgede yatırım yapmaya, bu bölgede yaşamaya yönelik hayaller kuracaklar. Bunun için de termik santralın yeri yok. Enerjiye ihtiyacımız var ama üretiyoruz biz enerjiyi. Zaten kömür çıkartıyoruz. Amasra'dan kömür çıkartılması enerji üretmek demektir. Burada yakmayın bunu. Bunu planların gösterdiği yerlerde yakın. Burada bizi duman altı etmeyin. Bizi o kükürt dioksitlerle, kadmiyum gibi küllerden yeraltı sularına karışacak. Yeraltı sularından hangi kullanma suyuna karışacağı belli değil. Denizin ısınması sonucunda bu balık popülasyonunun nasıl değişeceği, nasıl etkileneceği belli değil. Balıklar ölecek mi? Bilmiyoruz. Ama etkilenecek. Yani bütün o sistemi soğutmak için kullandığınız suyu, niye deniz kıyısını seçiyorsunuz? Denize vereceksiniz. Denizden soğutma suyu alacaksınız. Onu söylüyor. Elimizde şeyleri, başvuru formları. Denizden soğuk suyu alacaksınız, sıcak su vereceksiniz. Külü nereye bırakacağınız belli değil. Atığını, bizim Batı Karadeniz bölgesi kuzeyden gelen hakim rüzgarların altındadır. Poyraz, bakın bugünkü Yıldız Karayel gibi hep böyle denizden gelip bütün ne varsa havada onu arkadaki tarım alanlarına Safranbolu'ya kadar götürür. Buradan kalkan o asit bulutları da o partiküller, o toprağa düştüğünde toprağı zehirleyecek olan her şey
bu hakim rüzgarlar nedeniyle arkadaki verimli doğal alanlara Safranbolu'ya kadar gider. Bunun için karşı çıkıyoruz. Peki şimdi şöyle bir şey var. Bu tür yatırım diyelim, yatırımı yapacak olan kişiler, firmalar tarafından bölge halkına ısrarla iş istihdam, siz de dediniz ya, bu ön plana çıkartılır. İşsizlik de önemli bir sorun olduğu için, insanların yaşamında çok belirleyici olduğu için halkın tepkisi de biraz kesilmiş olur. Siz burada, yani burada da kuşkusuz işsizlik gibi bir sorun var. Bu tepkiyi nasıl bir araya getirdiniz? Neler yaptınız? Bu tür şeyler bilgiyle aşılacak şeyler. İnsanlar ilk önce böyle zannediyorlar. Ama bakıyorlar ki bu gerçek değil. Vaat ettikleri iş potansiyeli mümkün değil. Ayrıca yerine konamayacak kadar bir istihdam burada körelecek. Bakın, Amasra Belediyesi ile röportaj yapın, konuşun ve biz bu çalışma sırasında istatistik yaptık. Amasra Belediyesi'ne 430 kadar kayıtlı, ruhsatlı işletme var. 230'u turizmle bağlantılı işletme. Çekiciler Sokağı'nda 60 tane dükkan var. Bir şehirde 400 işletmenin 200'ü turizmden geçiniyorsa, düşünün, bunlar bir kere 200 tane patron var demek. Yani iş sahibi, hani kendi işini yürüten insanlar var. Bunların bir kısmı aile işletmesidir, bir kısmı için yanında insan çalıştıran işletmelerdir. Turizm öldüğünde onlar da ölecek. Bütün bunların yerine ne koyacaksınız? Bir madende çalışacak istihdam diyoruz, değil mi? Yer altında maden kömürü işçiliği yapacak insanlardan söz ediyoruz. Bu dilerim olmaz. Biz turizm gibi bir hizmet sektörü, daha kaliteli, daha sağlığı etkilemeyecek bir iş alanları yaratmamız gerekirken, bütün bu turizmde çalışan 600 kişiyi, 700 kişiyi, 1000 kişiyi bırakalım, maden kömüründe çalışmak için içeriye sokalım. Gidin bunu anlatın bakalım insanlara. Sadece istihdam demekle olmuyor. Ne iş veriyorsunuz? Asgari ücret. Asgari ücretin civarında bir madenci çalıştırıyorsunuz. Bu firmanın Ereğli'de de şeyi var, kömür işletmesi var. Burada daha maden üretemedi. Peki bu firma burada istihdam dediği şeyde çalıştırdığı Çinli işçilerin hesabını versin o zaman. Şu anda çalıştırdıklarının yarısı Çinli. Madende çalışacak bilinçsiz, sağlığını da artık vazgeçmiş insanlardan söz ediyoruz. Yazık. Köylerdeki, kasabalardaki işsizliği böylece gelin, burada su ürünleri okulu açılmaya çalışılıyor. Amasra'ya bir yüksek okulla turizm konusunda bir meslek lisesi var. Turizm, su ürünleri, tekne yapımcılığı konusunda biz üretmeye çalışıyoruz. Daha kaliteli insan işleri, istihdamları orada yaratalım gelin. Madene sokacağım sizi diyor, mezara sokacağım sizi diyor. İstihdam dediği bu. Çok bariz. 400 işletmenin 200 tanesi Amasra'da turizm işletmesi. Bu o yaşam kalitesiyle, vaat edilen yaşam kalitesi aynı mı? Onu bile Çinli işçiyle yapıyorlar. Yani ve insanlar bunu fark ediyorlar. Artık bunu biliyorlar. Amasra'da, Bartın'da, çevrede herkes neyin ne olduğunu artık biliyor ve Ankara'da bakanlığın kapısına dayanacak kadar biliyor. 1000 kişi Ankara'ya indi. 700-800 kişi gitti buradan. Ve orada katılanlarla 1000 kişi kapısına dayandı bakanlığın. Artık söz sizde. Reddedin bu projeyi diye. Biz Amasra Belediyesi, Bartın Belediyesi başkanlarla 2-3 temsilci olarak resmi format belirleme toplantısına katıldık. Ve format verilmesin, bu dosya reddedilsin dedik. İşte bakalım vereceğiz mi, vermeyeceğiz mi? Siz bir dilekçenizi, görüşlerinizi yazın. Tamam, Amasra tarla ağzı olmaz ama şurası olur gibi. Bakanlık hala Çevre Bakanlığı iyi bir, net bir tavır göstermiyor. Çevre Bakanlığı çevreyi korumak konusunda, Amasra'yı korumak tıpkı Safranbolu'yu dünya kenti yapmak gibi bir marka yaratmaktır. Bir insanlara madalya getirir bu. Kızıltan Alukava'ya getirdiği gibi, Doğan Kuban'a, Çekir Vakfı Başkanı Metin Sözen'e, hep onların hatırasında Safranbolu'ya verdikleri emekler yatar ve dünya bunu bilir. Amasra'ya termik santral yaptırarak hiçbir şey kazanmazsınız, kazandıramazsınız da. Ama Amasra'yı kurtaracak bir çevre bakanı, bir Amasra belediye başkanı, bir milletvekili anılır sonra. Amasra'yı bir daha Amasra yapamazsınız. Bu şehir binlerce senede yapıldı.
Bu kültür, bu meslekler binlerce senede oldu. Amasra'da niye daha iyi balık yapar insanlar? Restoranları niye daha iyidir? Çünkü kendileri için öyle yapmaya başladılar. Daha balığı buzluğa koymadan ikram etmeye çalışıyor adam. Öylesi lezzetli çünkü. Gidip mevsimine göre balık satıyor. İsveç'den gelmiş balıkları satmıyor. Yerel balıkları satıyor. Biz yerel balıkları öldürürsek neyi satacağız? Neyi pazarlayacağız burada? Peki, termosantral kurma fikri tamamen son bulmuş değil. Bugüne kadar da gerçekten Amasralılar, Bartınlılar kararlı bir duruş sergilediler. Gerek Bartın'daki eylemlerde, gerek Ankara'da. Bundan sonra üstü kapalı bir dönem yaşanırsa, belli bir sürece yayılmaya çalışılırsa yine aynı kararlılıkta durulacak mı? İnsanlar artık kendilerinin karar verebileceğini, kendilerinin de söz sahibi olduğunu biliyorlar. Yani bu çağda artık başkalarına görev vermek gerekmiyor. Biz tek tek insanlar değiliz. Artık halk hakikaten sesini duyuruyor. Bazen öyle değilmiş gibi görünüyor. Yani insanlar tepkisiz gibiymiş gibi görünebilir ama bence öyle değil. Yani bence su doğru yolunda akar. İnsanlar bunu görür. Yani bu haksız bir olay. Bu böyle kefesleri böyle biri %90, biri %10 bir şey. Yani böyle 40'a 50 bir şey olsa da konuşsak yani. Birileri için, memleket için iyi mi olur diye. Bu böyle 90 derece birbirine zıt bir konu. Onun için burada halkın bu dikkatinin dağılmayacağını, bunu takip edeceklerini umuyoruz. Çevre Bakanı 1,5 yıl önce ilk buraya balık yemeye geldiğinde de bir protesto ettik biz. Evet. Protestoda bir görüşme sağladık ve dedik ki tekrar balık yemeye gelin buraya. Hem siz hem biz bu balığımızdan olmayalım dedik. Peki termik santral olayını bir kenara bırakırsak Amasra sizce genel anlamda doğru yolda mı ileriye gerçekten aynı şekilde aynı değerleriyle taşınabilmesi? Şimdi bakın termik santralın bir çevre etkileri nedeniyle kötü olacağını düşünerek bir takım karşı duruşlar sergiliyoruz değil mi? Bakanlıkta bir plan yayınlıyor. Burada olmamalı falan diyor. Artık yeni çağda yeni gelişmelerin bir takım kriterleri var. Bu Amasra'da, Safranbolu'da da korumacılık da böyle katı bir korumacılık olmayabilir. Kullanıma, yaşamaya, yaşatmaya dönük olabilir. Ama 50'li yıllardan beri başlayan böyle bir kentleşmenin getirdiği, o apartmanlaşmanın getirdiği, mimarların, mühendislerin çok yön veremediği, o hızlı tempo içinde veremediği hızlı kentleşme bütün bu şehirleri tehdit ediyor. Ben Bulak köyünde büyüdüm. Yani Safranbolu'nun bağlarının karşısındayız biz. Safranbolu-Karabük arasındaki araziler, benim çobanlık yaptığım topraklar 5000 evlerin sahaları. Orada öyle bir şans vardı. Kent orada kendini yeniledi ve Safranbolu kendini koruyabildi. Amasra'da böyle bir iç içe geçmişlik var. Ama bunun birbirini örtmeyen binalarla, binalarda yaşayan insanların sayısı, onların atık sularının nereye gideceği, otoparkların ne olacağı falan gibi konuları planlayabiliriz. Ve bu şehir böyle bir açılım planı, bir koruma planı yaratabilir. Yani bu sıkışıklığın içinde bir madalya gibi parlar. Bir Canova Şatosu, bir eski bir yürüyüş yolu, bir kale kapısı. Bütün onlara gerekli özeni gösterirsek, onları koruma, yeniden yaşatmaya özen gösterirsek. Safranbolu'da bir kaymakamlar evi var, bir küçük müze, Amasra'da bir müze var. Bunları böyle hayatımızda önemli hale getirirsek, çocuklar bunu konuşursa, burada pansiyon işletenler işte Kuş Kayası'ndaki bir Roma anıtını anlatmaya başlarsa gelen giden insanlara, burada yaşamayı seçenler de Amasra'da yaşamanın ne kadar önemli bir şey olduğunu, burada ev satın almışsa, bir evde bir memur olarak burada yaşıyorsa, o bu kente bu değeri vermeye çalışır. Yani bu şehrin bundan sonra iyi planlanması lazım. Bu şehir tek başına değil, demin sizin değindiğiniz gibi Safranbolu'su, Yedigölleri falanla, Bartın Irmağı'yla, hem tarihi değerleri hem de yeni modern gelişmeleri böyle iç içe geçirmek lazım. Yeni tür turizm anlayışlarını, yeni tür yaşam tarzlarını iç içe geçirmek lazım. Ama kenti boğmadan, kentin tarihi kültürel varlıklarını yok saymadan, caddeler gibi, meydanlar gibi ortak alanları ticarete kurban etmeden. Mesela
Bir örnek vereyim size. Burada bir kale bedeninin üzerinde, kale duvarının üzerinde bir kafeteryaya izin verdiniz. O kafeterya 3000 yıllık bir kalenin duvarı üzerindeyse plastik sandalye kullanmayacak artık. O oraya uygun, yani ahşabın, taşın iç içe geçtiği, bunu isteyeceksiniz ama, bunu planlayacaksınız. İnsanlar kalede bir küçük pansiyonları, bir çay bahçeleri var. Kalenin duvarına plastik boyayla, fırçayla kaleye gider diye yazı yazıyorlar mesela. Plastik tabelalarla doluyor her taraf. Hayır, yapmayacaksınız bunu. Bu şehirde belediye zabıtası var, bu şehirde Kültür Bakanlığı'nın temsilcileri, müze müdürlüğü var. Kale taşlarına kaleye gider diye boyayla yazmayacaksınız, yazdırmayacaksınız. Siz oraya yapacaksınız bir oraya uygun bir tabelayı, bir taş tabelayı, bir mermer tabelayı. Plastiği sokmayacaksınız. Yani bir görüş bu. Yani daha birçok yenileşme, birçok yeni şey konuşulabilir, söylenebilir. Evet, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Bulaklılara bir selamınız olursa. Evet, memleketime selam gönderiyorum. Safranbolu Ortaokulu'nda, şimdi Kız Destek Lisesi olan yerde ben. Safranbolu köy içine kadar yürüyerek oralarda edindiğim bilgiler, kültürler, oralardaki yapı ustalarının bize kazandırdığı şeylerle şimdi yeni yaşadığımız yerlerde işte ahşap tekne yapımıyla ilgileniyoruz. Burası daha ağır basmış o zaman diye. Evet, öyle ben mi? Gemi inşa mühendisiyim ve tekne yapıyorum. Ahşap tekneler yapıyorum. Bu deniz kıyısında olan bir şey. Ama Safranbolu'luk ve üretici insanların bölgesi, bakın burası. Yani sadece Safranbolu, işte Bulakköy, Yazıköy, buraların yapı ustalarını düşünün. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda binlerce işçi, benim babam mesai, vardiya denen bir şey vardı biliyorsunuz. Bir çalışma disiplini, yani bir saatte gideceksin, geleceksin. Amasra'da balıkçılık, Zonguldak'ta maden işçiliği, bunlar doğu, yani ülkenin başka yerlerinde bulunamayan üretici insan profilidir. Şehirler kurmuşuz biz. Kastamonu, Safranbolu, Bartın, sokaklar, meydanlar, evler. Kendine özgü mimariler yaratmışız. Bir de doğanın Amasra gibi kazandırdığı kendine özgü coğrafyalar var. Bir düşünsenize şu Batı Karadeniz'in bu özellikleriyle yan yana geldiğini. Kastamonu'nun önceki senelerdeki bir valisi, şimdi ismini unuttum. Enis Yeter. ...25 kadar konağı restore etti ve o mimarlar odasına, internet kafelere, öğrencilere verdi ve yeni bir kullanıma açtı. Bütün bunların böyle beraber hareket ettiğini düşünün. Zonguldak'ın, Ereğli'nin, Safranbolu'nun, Karabük'ün, Bulağ'ın, Amasra'nın, Kurcaşile'nin, Cide'nin, bütün bu İnebolu'ya kadar buralardaki bu doğal hayatlar, meslekler, bunların canlandığını, bunların her biri turizm değeri, her biri istihdam, yatırım, insanların geleceği demek. Kuşkusuz güzel çalışmalara imza atan herkesin de ismi ileriye taşınacaktır. Evet, güzel çalışmalara destek olanların, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.